Herkese iyi akşamlar. Şimdi biz ne yaptık? 26 Mart'ta yola çıktık. Çanakkale'ye. Annem orada kaldı. Ben bisikletle yoluma devam ettim. Sonra Antalya'ya gittik. Likya yolunu yürümeye çıktık. Likya yolu kıyafetlerini Antalya'da bıraktım. Mersin'e gittim. Mersin'de daha fazla kıyafetleri bıraktım. Osmaniye'ye gittim. Oradan da arabayla İstanbul'a geldik. Benim bir şekilde annemi eşyaları toplamam gerektiği için Çanakkale'ye gitmem gerekiyordu. Çanakkale'ye bir gün diyorum bisikletle gideyim, bir gün arabayla böyle bir cebelleştim. 2 gündür, 4 günde yağmur yağacak gösteriyor. Umarım yağmaz. Benim Esenköy'de minik bir arsam vardı. Ona bir geleyim bakayım dedim. Şöyle bir manzarası var. Arka tarafı da deniz. Sabahtan beri şu arsanın şuraya geleyim de şurada bir çay keyfi yapayım diye uğraştım, durdum ve sonunda geldim. Burçak'la çay içiyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasıl oldu? Dünün niye videosu yok? Dün geç kalktım. İşte Marmara'ya bin, feribotla karşıya geç falan derken çok fazla vakit kaybı oldu. Bir de Yalova'nın içi artık büyümüş. Neredeyse Yalova Çınarcık'la birleşmiş. Çınarcık'ta Esenköy'e kadar gelmiş. Onun için acayip trafik vardı. Dün pek video atmadım. Dünün bir videosu var işte. Şu dağların tepesinde, şu dağın arkasında bir yerde saat kaç gibi? 4-5 gibi gelmiştim oraya. Çadırı kurdum. Çay içtim, kahvaltı ettim falan filan derken bir yarım saat, bir saat uyudum çadırın içinde. İki traktör geldi. Ben de yerdeki yulafları temizliyorum. Yani tarlanın ekini yeni almış. Samandakları kalmış. Bu iki traktör almaya geldi. 2 saat sürdü. 9:30 gibi giderlerken bana ne dediler? Abi dediler, gece buraya bozayı gelir. Ya dedim, şaka mı yapıyorsunuz Yalova burası? Abi dedi, arkadaki dağlara bak dedi. Burada dedi tarla yeni alındığı için dedi ekim var hala. Buraya dedi gece bozayı gelir. Öyle deyince bir bozayıyla da yüzleşmemek için kalktım çadırı. Köyün içinde toprağını oraya kurdum. Hemen yanında şöyle bir çeşme var. Şurada da tuvaletler var. Çay yaptım. Şimdi kahvaltı edeceğim. Çadırı toplayıp yola çıkacağım ve bundan sonra böyle köy içinde çeşme başında yapacağım. Çeşme başı büyük rahatlık oluyormuş. Önce şöyle küçük bir çöpümüz var. Salep Nescafe kalıntısı. Başka bir çöp çıkmadı. Şunu bir atayım. Bu derin için, pardon, bu köyün içinden böyle pırıl pırıl bir dere akıyor. Köyün her yerinde çeşme var. Yani en çok çeşmeli köy bu herhalde. Şimdi benim şöyle gidip yukarı çıkmam lazım ama şu yolda böyle gidiyor, gösteriyor. Dün akşam o yokuş çıkmıştım. Acayip dik bir yokuştu. Umarım buradaki yokuş onun kadar dik değildir. İstanbul'dan acele çıktığım için ayna kolu halledemedim. Artık dik yokuşlarda kesinlikle zincir atıyor. Bunu benim çözmem lazım. Belki de bu Esenköy'deki yokuşu elimde çıkmak zorunda kalacak. Orta dişli bitmişti. Sonra üst bitti.
Şimdi at dişi de aynı şeyi yapıyor. Ben de Çanakkale'ye yakın diye değiştirmedim. Bir de İstanbul'da vaktim azdı. Kargodan gelsin, bunu çekmek için anahtarı bul falan. Bayağı vakit kaybedecektim. Çünkü doğalgaz yoktu, doğalgaz gelmiş. Ve gece uyandıkça bir kat daha giyindim. Marmara olmasına rağmen gece yavaş yavaş bayağı bir soğudu. Yani 3 kat giyinik durumun içindeydim. Buranın soğuk olmasını ben neye bağlıyorum? Marmara'nın ortasına doğru çıkan bir yarımada ya. Halkı da güzel. O top sahasında bir abla geldi yanıma. Güzel. Başı kapalı. Pardon. Bir köylü. Heh dedim, şimdi bir sürü şey söyleyecek. Geldi, İstanbul'da büyümüş. Dedi vallahi dedi ben sabah kalkıp yürüyorum dedi. Yaşlanınca dedi bunları yapmak çok zor oluyor. Yürürken dedi seni düşündüm. En güzel tatili yapıyorsun. Niye abla diye sordum. Bir kere geziyorsun dedi. Yol için para harcıyorsun. Aynı zamanda spor yapıyorsun. Yeşilliğin ortasında yemek yiyorsun. Abla dedim sen nerelisin? İstanbul'da doğmuş büyümüş. Sonradan bu köye gelmiş. Eşi de Balcı. O da diyor ki ayı iner mi diyorum oraya işte. Teyit etmek istiyorum. Yaz günü iner miymiş canım dedi. Dün ikisi gitti ağrıyor. Mayıs gibi gelip Kasım gibi gidiyorlarmış. Dedim niye bütün yaz kış kalmıyorsunuz burada? Dedi burası çok soğuk oluyor. Evde diyor sobanın başında bırakıyoruz. Büyük ihtimalle evinin mantolumuz yoktur. Taşımalı sistemle buraya geliyor uzak köyler. Tane kahve var. Ha bak ben bu yokuşu çıkamamıştım. Şimdi elimi alacağım burada. Evet. Evet burada zincir atıyor. Burası Yalova Esenköy'ün sahili. Benim çevremde burayı pek bilen yok. Gelen giden hiçbiri haberi yok yani böyle bir yer olduğundan. Denizi pırıl pırıl. Fıstık gibi bir yer. Adı üstünde olduğu için geçiyor. Az önce yokuşu çıkarken küçük küçük ter oldum. İnerken de üşüdüm.
150 liraya kira daire var. Çok da küçük değil. Esenköy Belediyesi var. Az önce binayı gördüm. Arnavutköy'e giderken buradan zaten geçmek zorundasınız. Arnavutköy'e gidenler bilir. Denize girmiyorlar çünkü deniz kuruldu. Şimdi Armut diye bir tırmanış var ki yanımıza okuyacak. Giren bir abi varmış burada. Köy Hizmetçi Eğitim Enstitüsü. Armut 19 yaklaşık 60. Duyuyorsunuz mu? Vitesler çatışır ediyor. Sağ salibi bitirelim de şu Çanakkale'ye varıp şu dağlarda ayı var mı diye düşünüyorum hala. Abi çok büyük. Ne diyeyim, dağ mı diyeyim? Yalova'dan geldikten beri böyle yeşil dağların arasındayım. Yani solumda hep bu dağlar var. Haritaya bakınca küçük bir yer olsa da çok büyük bir yer. Yani burası Esenköy. Arka tarafta ne var? Armutlu, Fıstıklı, Büyük Kumla, Küçük Kumla var. O ikisinin arasında 3 tane yayla var. Delmece Yaylası, Karlık Yaylası, Erikli Yaylası. Ben bunlara yazın sıcağında gittiğimde üşüyüp arabaya geri binmiştik. Yani burada demek ki dalga geçmiyorlar. Var yani bu dayı. Neyse atlattık biz geceyi. Bugün nereye kadar gidebilirim? Suyun berraklığını görebilirsiniz. Belki görebilirsiniz. Çınarlık'tan buraya araba var. Herkes de işe gitmiş. Ortalıkta kimse yok göründüğü gibi. Şöyle yanaşabileceğim bir yer görürsem size bir denizi göstereyim. Bak,
Maltepe'nin şuradaki yoldan indim. Bayağı bir süzüldüm. Aa, denizin burası birazcık bulanık duruyor ama şurası pırıl pırıl. Şimdi ben bu denize güzel diyorum ya, siz geldiğinizde güzel olmayabilir. Yani rüzgarın ne yönden estiğiyle çok alakalı bu. Şimdi de şu dağın yanıcında şey var. Yokuş. O yokuşu falan çıkacağım ben. Şu düzeni göstereyim. Bak şurada güneş enerjisi var. Arıların etrafında şimdi gözükmüyor da şu beyaz kırmızı şeridin iç kısmında elektrikli tel var. Ve dinlerseniz orada bir hoparlör var, sürekli aynı köpek sesi alıyor. Bu da ayının olduğunun en büyük ispatı. Şuradaki şeyin sesi geliyor vrrr diye. Bak kaskın kayışları nasıl ıslandı. Ters çevirince aşağı doğru akıyor. Sırılsıklam. Bayağıdır bir yokuş çıkıyorum. 150 rakıma çıktım. Hala tırmanıyorum. Burada biraz serin rüzgar vardı. Az önce çok sıcaktı. Yani sürekli şuraları falan ter damlıyor. Pompaya mompaya. Şuraya damlayıp dağılıyor. Üzerim şu an sırılsıklam. Burada güzel kuş sesleri vardı. Onun için durdum bir de. Soluklanmanın yanında. Ya Rabbim ya, bak ben açıyorum, şu teknenin sesi geldi. Şimdi uçak geçiyor. Araba geçince kuşlar susuyor. Dur şu bir geçsin bakalım. Hava güzel olsa karşı kıyı gözükse çok güzel olurdu. Akşam ayı gelmeden önce karşı tarafa baktım. Gebze, Kartal, ışıklar falan, çok güzel bir görüntüsü vardı oranın. Kocadere'nin nerede olduğunu soran da var. Bu paylaşım yaptım bir tane fotoğraf. Çınarcı'nın bir köyü. Bu dağları hep açtık. Sırf bu değil. Bu Armutlu'nun burnunu komple dolaştım. Armutlu'yu geçtik. Kapaklıyı, fıstıklıyı, büyük kumlayı. Bu da sanırım küçük kumla. Şimdi Gemli'ye de bir 6 kilometremiz var. Bugün akşamı Kumsas plajında bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi önümde bir rampa var. Şu ağacın da gölgesi büyük olduğu için şurada biraz soluklanayım dedim. Sürüşümüzün de 60. kilometresindeyiz. Saatimiz de 4.30'a geliyor. İşte bir 25-30 kilometre yolumuz kaldı.
Ancak Kumsat'a varırız. Bir önümüzde bildiğim kadarıyla Gemli'nin bir yokuşu vardı. Beni her yıl o yokuşta yağmur yakalar. Umarım bu kez yakalamaz. Kumsat'a geldiğimde çok büyük bir fırtına vardı. Orada korunacak bir yer bulamadım. Rüzgarda da çadır açıp kurmak çok zor olduğu için Mudanya Belediyesi Ömer Bey Mahalle Muhtarlığı'nın oraya çadırı kurdum. Şöyle bomboş bir arazi. Havanın kararmasını bekledim ki şu karşıda balkonda oturan insanlar işte herhangi bir emniyet güçlerini harekete geçirmesin diye. Burası gayet sotide bir yer olmasına rağmen belki birilerinin sevdiği bir yerdir. Gece gelen olabilir. Artık ona göre konuşacağız, tavrımızı alacağız. Bugünü 102 kilometre ile bitirdim. Yarın ne olur ne biter yine bugünkü gibi bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.